Her mal satıldı, ıspanak kaldı burada. Yazık günah değil mi bunu toplayan adama? Ispanak toptancının elinde kaldı. Satışlar büyük ölçüde düştü. Ispanak zehirlediler dediler. Zehiri yok işte. Korkudan millet alamıyor. 250 kasa var burada. Öyle kaldı, yarın da çöpe gidecek. Ispanağın içine karışan yabancı ot nedeniyle yaşanan zehirlenme vakaları satışları da etkiledi. Millet korkuyor diye herhalde milletin elinde bayağı ıspanak kalmış. Dün akşam da çöpe attılar yani bayağı. İstanbul Bayrampaşa halinde yüzlerce ıspanak kasası toptancının elinde kaldı. Hepsi çöp mü bunların? Tabii çöp, yarın sabah çöp. Burada kaldı diye atmadılar. Hani mal sahibine bildirdiler, tutanak tutulacak. Belediye doktoruna tutanak tutulacak, yarın çöpe gidecek. Toptancılar satılamayan ıspanaklar nedeniyle zararın yaklaşık 15 bin lira olduğunu söylüyor. Nereden baksan en az 15 milyarı bulur. Haldeki esnaf ıspanakların satılmadığı için çöpe gittiğini belirtti. Normalde bu satılması lazımdı 250 kasa. Her taraf, yalnız bizim burası değil ki, arka tarafta da öyleydi.